Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bayram yaklaşıyor. Şöyle sadece 15 dakikada açabileceğiniz muhteşem bir su böreği tarifim var sizlere. Benim tekniğimle yapacağız onu. Farklı bir teknik kullanacağım. hemen yoğurmaya başlayalım hamurumuzu. ilerleyen dakikalarda izleyelim hep beraber. 6 tane yumurtamız var. Yarım su bardağı suyum var. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekleyeceğim. çırpma teliyle güzelce çırpalım. Evet şimdi yavaşça un ekleyerek kıvamlı, özlü, kıvamlı güzel bir hamur yoğuracağız. Toplamda 5,5 su bardağı un kullanacağım. Evet hepimiz evimizde, herkes evinde su böreği yapıyordur ama ee, çok işlerimin çok yoğun olduğu dönemlerde e, yetiştirememekten e, bir işi nasıl daha kolay yapabilirim diye formüller arardım bu su böreğini de bu şekilde e, e, hazırlıyordum o yüzden hem çok pratik hazırlanıyor hem e, hiç zaman almıyor mutlaka hani bu şekilde denemenizi tavsiye ederim evet hamurumu kıvamlı bir hamur yoğurdum gördüğünüz gibi ne çok sert ne de çok yumuşak Gayet kıvamı yeterli. Çok sert olursa da arkadaşlar çok zor açılıyor, çok sıkıntılı oluyor. O yüzden orta kıvamda yormanız lazım. Çok yumuşak da olmaması lazım su böreğinin hamurunun. Evet hamurlarımı bu şekilde 10 tane bezeye ayırdım bu ölçüden. Kullanacak olduğum tepsi boyutum arkadaşlar 40 santim. Evet, bu şekilde açarak unla açarak arkadaşlar, sadece un kullanarak açacağım. Evet, şimdi teknik de dediğim e, şeye geliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde, mesela ben daha önceden, çok önceden dinlendirirdim hamurlarımı. E, dinlendirdikten sonra açardım. Hiç dinlendirmeye bekletmeye gerek yok. Böyle aralarını bolca un serin. Şöyle biraz açalım onu. Evet, bütün hamurlarımızı üst üste koydum. Hiç tek tek açmaya gerek yok. Çok uzun zaman alıyor çünkü bu şekilde hazırlarsanız gerçekten çok çok e, pratik bir şekilde 10 dakikada açılıyor. Evet, şimdi tekrar unluyorum aralarını. Bu sefer hepsini üst üste koyacağım. şimdi yine merdane ile. Şimdi merdane ile büyüteceğim arkadaşlar. Evet hiç su böyle yapmamış olanlara da bir cesaret olsun. Gerçekten bu şekilde hazırlarsanız ee, çok çok kolay bir şekilde bir tepsi kocaman tepsi ev yapımı mis gibi su böreği yapmış olacaksınız. Evet arada aralarını kontrol etmemiz lazım çünkü yapışmaması lazım arkadaşlar. Sürekli e, un kontrolü yapalım aralarında çok aşırı derecede de çok koyarsak e, hamurumuz kırılır kesilir o zaman da. Ama şöyle ara ara kontrol ederek hafiften unlayacağız. Ve yine açmaya başlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar zaten e, bayağı açıldı. Şimdi şöyle çok hafiften tekrar bir incelteyim onları. Gördüğünüz gibi yırtılma yok. E, bir de birkaç püf nokta vereyim arkadaşlar. Hamurumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra biraz hızlı olmamız gerekiyor. Her şey de öyledir. Yani baklava yaparken de aynı şeydir. Hızlı olmazsanız hamurunuz elinizde kurur. Kuru olduğunuz zaman da hamurunuzu zor açarsınız. O yüzden hamuru el ve oktova elinize aldığınız zaman çok hızlı, orada çok hızlı olmaya çalışın. Evet, sadece biraz inceltiyorum. Zaten çok güzel açılıyor. Hamuru çünkü hiç bekletmedim. Ee, sürekli merdane ile elle e, temas ettiğim için e, hamurum şu anda sıcak ama biraz yavaş hareket etseydim ve dinlen e, biraz bekletseydim hamurumu bu şekilde e, hamur kuruyacaktı ve açılması da bu şekilde olmayacaktı. Emine Hanım nasıl böyle açıyorsunuz diye soruyorsunuz. En büyük püf nokta bu arkadaşlar. Hiç bekletmeyin hamurunuzu. Yavaş hareket etmeyin ki Hamurunuz çok fazla havayla temas edip kurumasın. Hızlı bir şekilde e, hareketli olun ki hamurunuz sıcak olsun. Evet hepsini yaptık. Yaklaşık 200 gram tereyağım var. 200 gram tereyağımı eriteceğim şimdi tekrar yine e, aralarına sürmek için. Şimdi genişçe ağzı genişçe bir tencerem var. Tenceremin içerisine su doldurdum. E, kaynayacak kaynamasını bekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. Yine bir dolu tatlı kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Ee, su böreği yaparken en büyük püf noktalardan bir tanesi de suyumuzun kaynar olmasıdır. Eğer suyumuz kaynar değilse hamurumuz e, erir. içerisinde kesinlikle fokur fokur kaynamış olması gerekiyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Kaynamış suyun içerisine atacağız. Daha sonra çıkartacağız. Gördüğünüz gibi hiç yırtılma yok, bir şey yok. Ama e, tencereden çıkardığımız zaman da çok soğuk suyun içine koymamız gerekiyor. Onlara çok dikkat edin. Evet, şimdi tekrar gösteriyorum. Kaynar suyun içerisine attım şöyle çok fazla uzun değil çok da kısa değil şöyle bir bir taşım kaynayana kadar yeterlidir arkadaşlar şimdi hamurumu alıyorum yine dediğim gibi tencereden çıkardıktan sonra soğuk suyun içerisine alın mutlaka çok soğuk olmalı suyunuz ee, veya ocağın e, musluğun altında da tutabilirsiniz onu çünkü soğuk olması gerekiyor o şekilde e, alın sudan çıkarın ve bu şekilde bir e, yufkamızı tepsiye yerleştirelim. Üzerine bolca tereyağı serelim. Hamurları görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç yırtılma yok. İpek gibiler. Gerçekten çok e, güzel oluyor. Kolay oluyor ve lezzetli oluyor. Hazır e, Ramazan'da biterken, bayram yaklaşmışken e, çok kolaylıkla herkesin açabileceği bir börek. Atın, buzluğa atın. Ben mesela bayram için hazırladım bu böreğimi. E, Buzluğa attım arkadaşlar kestim parçaladım dilimledim Ve buzdolabının buzluğuna attım nasıl yaptım e, böreğimi, bö Böreği pişirmeden de koyabilirsiniz Evet Şimdi tam ortasını arkadaşlar şimdi 10 tane hamurumuz vardı 5 tanesini tepsiye serdik Tam ortasına bolca beyaz peynir serdim e, Kaşar peyniri sermedim çünkü Kaşar peyniri e, tam yiyeceğimiz zamanda hazırladığım su böreğine seriyorum o zaman daha güzel oluyor. Hani pişirdiğimiz zaman hemen yenilebilecek bir su böreğine kaşar peyniri muhteşem yakışıyor. Ama buzluğa atacağım bir börek için kaşar peynirini çok fazla sevmiyorum. Pişirin böreğinizi pişirdikten sonra soğutun. Soğuyunca dilimleyin buzluğa atın veya pişirmeden önce hazırlayın. Bu şekilde üzerine örterek tepsiyle buzluğa atabilirsiniz. Şimdi ortasına beyaz peynirin üzerine bir tane şey koydum, e, haşlanmamış koydum arkadaşlar. İçinin nemini alsın diye haşlanmamış yufka koydum. Ve bu şekilde yufkamızı seriyoruz, yağımızı döküyoruz ve bütün yufkalar bitene kadar bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Şimdi en alttaki yufkanın ucunu biraz fazla yukarıya doğru vermiştim. Tepsiden taşırmıştım. Şimdi onları kapatıyorum. Kalan yağımızı da hafiften üzerine seriyorum. Evet su böreğimiz pişmeye gidebilir. 200 derecede arkadaşlar. 180 ile 200 derecesi fırınınızı mutlaka kontrol edin. Nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi altına bakacağım arkadaşlar. Çünkü ben yağlı kağıt sermiştim tepsimin altına. Çünkü e, riske girmek istemiyorum. Bazen yapışabiliyor su böreği. E, yağlı kağıt sermiştim. Şimdi yağlı kağıdı aldım, çıkardım ve tekrar fırına gönderdim ki üzeri biraz daha güzel olsun, güzel görünsün diye. Evet, şimdi tam istediğim gibi oldu. Böreğinizi çok fazla sıcakken kesmemeye çalışın arkadaşlar. Çünkü dağılabiliyor. Ben şöyle biraz ılık olunca böreğimi kesiyorum ve iç kısmını gösteriyorum size. İnanın ekrandan çok güzel görünmüyor. Hani ekranda da istediğim gibi görüntüyü alamıyorum ama gerçekten çok güzel bir börek oldu. Hem de yapımı çok kolay gördüğünüz gibi mutlaka yapmanızı tavsiye ederim bu teknikte yapın. Mutlaka hepiniz yapıyorsunuzdur su böreği ama benim tekniğimle yapın. inanın çok memnun kalacaksınız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bol bol baklavalarla görüşeceğiz inşallah bundan sonra. Hoşçakalın.